Şampiyonlar Ligi'ne mi gidiyoruz abi? Evet, aynen öyle. Kaç kilo bu levrek? Geçen sene bir tane yakaladım ben, 11 kilo geldi. Ne? Benim 11 kilo, benim rekorum da o. Ama genelde balık 6 kiloyla 8 kilo arasında falan. Rast gelsin o zaman kaptan. Sağ ol, hepimize rast geldi. Tutar mıyız abi? Eğer varsa tutarız. Varsa alırız. Daha önceden tercih ettiğimiz şeyler, iğneler şeydi. Halalı iğneydi. Sonradan bu delikli iğneye döndü. Bu delikli iğne çoğu kişi tercih etmiyor bunu. Ama bence sağlamlık açısından çok güzel iğne yani. Kaç metredeyiz? Kaç gram kurşun? Kurşun 500 gram. Aşağı yukarı 25-26 metredeyiz. Tahmini 1,5-2 mililitre su akıyor. Akıntı var yani. Ercan bir balık değil. Balık varsa yani affetmiyor yani. Böyle göç balığı hiç affetmiyor. Geldi mi? Yeminde doğruysa eğer güzel balıklar tutuyorsun yani. Bu da en önemli şey dipten kaldı. Yani dibe çok yakın olması lazım. Yem eğer dipten 2 kulaç yukarıda kalırsa akıntı yemi bozuyor. Yani çok dayanıksız bir yer. Sardarya. O yüzden yemi bozabiliyor. O yüzden yani o aradaki o şey işte o 1-2 metre, 1,5 metre arasındaki olay balık yakalamanı sağlıyor. Evet. Balık büyük. Vurduktan sonra ne oluyor? Balık vururken hiç asılma, şey yapma durum yok. Yani bu balıkta kendi kendine takılıyor balık. Yani şey yapıyor, ağızlıyor balığı, komple alıyor. Yani o esnada zaten balık geldiği zaman yani böyle bir aşağıdan çekme. Yani kalamı alıyor mu? Kalamı alıyor mu? Kalamı alıyor mu yani? Alıp gidiyor mu? Tabii. Yani balık giriyor dedim çok böyle şey ay gibi değil. Yani pullu balık gibi, sinarit gibi, mercan gibi değil. Yani şişi yani. Diyorsun, zaten hemen başlıyor gelmeye balık. Yani çektiği için arkada olduğu için balık sana doğru geliyor çektiğin zaman. Yani hani iğnenin şeyiyle istediği köpek tasması gibi sizin yöne yönlendirebiliyorsun. Yani bu balıkta en önemli şey balığı ön tarafa geçirmeyeceksin. Teknenin önüne geçirmeyeceksin. O zaman zorluyor seni. Çıkrıkla İstanbul Boğazı'nda levrek avı. Varsa dedik, varsa dedik. Yalan söylemiyoruz herhalde, boş da konuşmuyoruz. İstanbul Boğazı'na geldik. İstanbul Boğazı'nda Zafer Kaptan da levrek avına çıktı. Aşağıya cam yerimizi attık. Şimdi sonucunu görüyoruz. Hemen tekrar gidebiliriz. Ya, kurşuna dolandı. Gitti mi? Kurşuna dolandı. Kapat abi. İğneyi kırdı balık. Ben o iğneyi kırdı. Ferhat. Aldım abi. Bak dedim sana. Bak geliyor balık. Yavaş. Alma tekneye de kepçe geliyor. Evet, Ferhat Bey aldı. Bu iş. Oldu. Oldu! İşte! Oğlum bu ne? Al sana levrek abi! Yiyordum diyordum, ayt! Levreğin kralı kalkmıyor ama. Aa, bir dakika, acele etmeyin. Ben alırım. Ağzını al, kesmesin. Bırak. Ey maşallah, oğlum, ey maşallah! İğneni al. Açtırmışsın iğneyi bu arada. Açtıracaksın abi biraz balık bey. Yerken boşluk vermeyin. Çok güzel hayvan. Gidiyor. Bekle.
söyle. Al istersen, yüzüyor sana doğru abi. Sakin. Her şey kontrolüm al. Geldi. Çok güzel geliyor, bize doğru geliyor. Hayvanı yorduk. Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda levrek avında. Levrek var oltamızın ucunda. Hayvanlar çok büyük. 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 11 kilo yakalayan var. Varsa diyoruz. Bak ne güzel orada. Bak bak şunun güzelliğine bak. Tamam de. Maşallah. Hey maşallah. Çıkar abi balığı hemen. Ağzında tek iğne. Zafer Kaptan'la beraber Salacak'tan bastırdık geldik şeye. Levrek avına. Boğaz'da levrek avı. Dev levrek avı. İlkini tarttık 7,5 kilo geldi. İkinciyi daha tartamadık. 2 tane levremizi aldık ve şimdi dönüş yolundayız. Berat Güney ve Zafer Kaptan'a Salacak'tan saygılar, sevgiler, teşekkür ederiz onlara. Muhteşem avdı. Çok güzel bir gündü. İstanbul Boğaz'da şimdi iskeleye doğru yol aldık. Şimdi hazırlıklar ve levrek avı. Güvercinlik kıyılarında levrek almak mümkün sabahın erken saatlerinde doğru zokayla. Shimano Katana var benim elimde kamış olarak. Çok hassas DX240 diye bir şey bu. Ben çok anlamam bu işlerden. Amatörüm. Amatör olduğumu her zaman da dile getiriyorum. Zoka olarak da Molix'in su üstleri var. Onlardan kullanıyoruz. Şurada denk getirebilirsem. İşte bu Tropical serisinden oldukça başarılı su üstünde de. Makine Elf, Shimano Elf, gene 3000'lik bir makine var. Kullandığım makine de bu. Tersten de olsa katana yazısı burada. Kamış çok başarılı. Atmaya devam ediyoruz. Bakalım gene bir levrek alabilecek miyiz? Fırat gördüğünüz gibi şu anda gidiyor. Çaresiz gidiyor. Levreye doğru gidiyor. İnşallah alır. Biraz da Jigging Alakarta'nın 6 gramlık sahtesiyle deneyelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir adet çorba var burada. Bu isim veremedim ben buna şu anda. Yani bu ip karışmadı, başka bir şey oldu bu. Bu bir yaratık oldu kendi kendine artık. Cumhuriyet mi kurar, ne yapar? Ne iğrenç bir şey oldu. Vaktiniz varsa oturup bunu çözebilirsiniz. Vaktiniz yoksa kesebilirsiniz. İpiniz yoksa bırakın bu işi, eve dönün. Çay için bir şeyler yapın. Yani ne bileyim. Ben bunu çözemeyeceğim. Allah'tan
Makinede ip bolmuş. Şimdi kesip yeniden bağlayacağım. Fırat atıyor. Olmuyor. Neden? Fırat'ın gelişi sabahtan belliydi. Hatırlayalım. Şu anda arabadayım ve Fırat'ı bekliyorum. Evet. İşi uzun sürmeyecekmiş. Öyle dedi kendisi. Mesajda. Fırat. Büyük değil. Balığı alan zokamız Molix VTD 90 10 gram. Günün ilk balığını aldık. Levreyi aldık. Fena bir ayaz vardı, donduk buralarda. Ben bir tane aldım. İkinci için şansımı deniyorum. Bakalım ikinciyi alabilecek miyim, ama almazsam da sıkıntı yok. Neticede bir tane aldık. Levrek. Merhaba, 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 merhaba. Eski Foça'dayım. Şu anda buradan Karşıyaka'ya, topraklarıma doğru yola çıktım. Amaç levrek avlamak. Bostanlı sahilinde veya yakın yerlerde, tam emin değilim, götürecekler. Levrek avına götürecekler beni. Levrekler büyük. Sırt yöntemiyle avlanacağız. Bütün teknikler Karşıyaka'daki balıkçılardan. Bakalım bugün levrek alabilecek miyim? Karşıyaka'da levrek var mı? Hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi Karşıyaka barınağına geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Karşıyaka'da topraklarım. Buralar bir topraklarım. Şimdi yavaş yavaş balığa doğru gidiyoruz. Daha doğrusu tekneye. Ta. Evet, Ferhat Bey, bugün nasıl bir av bekliyor? Ne kullanacağız efendim? Abi bugün Molix'in. Aa, işte mücevherler. Ve Ayşet abi. Bravo. Göstereyim. Sivikon. Bununla bugün katliam yapacağız abi. Bugün bununla güzel balık tutacağız. Çok seksi. Akşama yemelik balığımız çıkar. Var mı? Valla. Alır mıyız? Varsa alırız diyoruz o zaman. İşte mücevherler.
Hmm.